Galatasaray'da ilk golünü Sion karşısında atıp, ilk iki sezonda hem savunmadaki performansıyla hem de attığı sürpriz gollerle teknik direktör Fatih Terim'in gözdelerinden olan bir isim, Fatih Akyel. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyen Akyel, 2002 FIFA Dünya Kupası şampiyonası süresince tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak bir ilke imza attı. Başarılı futbolcu kariyerine Gümüşhane Spor'da teknik direktör olarak devam etti. Türk futbolunun başarılı isimlerinden Fatih Akyer'le alışveriş alışkanlıklarını ve teknelere olan ilgisini konuştuk. İşte o keyifli sohbet. Akyel alışveriş için galeriye takıyı seçtiğini söyledi. Genelde galeriye geliyorum. İstanbul'da hemen hemen ilk AVM'si diyebiliyorum ben galeriyi. Çünkü futbol oynadığımız dönemlerde de devamlı geliyorduk. Sinemaya geliyorduk, alışverişe geliyorduk. Alışverişler aramızda iyi bir şey almak istediğim zaman galeriye geliyorum. Burada ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Fatih Akyel alışverişe çıktığı zaman daha çok pantolon aldığını ifade etti. Evet, pantolona biraz takıntılıyım. Evet, yani mesela bulamadığım zaman getirttiriyorum, söylüyorum. O derecede pantolonla alakalı şeyim var ama aradığım her şeyi özellikle buraya geliyorum ki bulabildiğim için geliyorum. Çünkü mağazalarda çok eskiden beri bildiğim mağazalar var. Alışveriş yaptığım mağazalar var. Ondan dolayı aradığım her şeyi rahat buluyorum yani. Söz Galeri Ataköy'den açılınca başarılı futbolcu düğün gününe dair pek de bilinmeyen bir anısını mikrofonlarımıza anlattı. Valla şöyle bir şey, ben 99 yılında evlenmiştim. Düğün günü damatlığımı almış, çok enteresan bir konu. Transfer görüşmelerim vardı. Transfer görüşmelerimden dolayı damatlık almayı unutmuşum kendime. Çok enteresandır, arkadaşımız da Cüneyt yani biliyorsunuz. Onunla beraber burada koştura koştura bir damatlık aramıştım. Damatlığımı da buradan almıştım yani. O çok enteresandı, onu hiç unutmam. O gün hem transfer dönemi hem transfer konuşuyorum. Transferden dolayı damatlık almayı unuttum. Koştura koştura buraya gelip damatlık almıştım. Onun da işte tabii bazı olması gerekiyordu, bazı işte şeyleri falan. Onu hemen hallettirdik. Koştura koştura bir damatlık aldık burada. Onu hiç unutmuyorum mesela. Burayla alakalı bir anımız var öyle. Akyel alışverişi her ne kadar sevse de modayla arasının pek olmadığını söyledi. Yani modadan ziyade kendi stilimi yaratmaya çalışıyorum veya kendim giyinmeye çalışıyorum. Giyinmeyi seviyorum yani, bakıyorum. Kendim hoşuma giden şeyleri alıp giyinmeye çalışıyorum. Fatih Akyel sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz Galeri Ataköy Saray Muhallebicisi'nin lezzetli yemeklerini de anmadan edemedi. Bu üçüncü gelişim buraya da. Yemekleri lezzetli. Yani tat olarak çok lezzetli, tat aldığımız bir yer. Onun için devamlı geliyorum yani. Tekne tatilini çok seven Fatih Akyel, en iyi tekne arkadaşının teknesidir diyenlerden. Teknelerle aram iyi ama çok iyi değil. Zaman zaman kendi teknem yok. En iyi tekne arkadaşınızın teknesi derler biliyorsunuz. Arkadaşlarım var. Zaman zaman geziyorum. Her zaman değil. Hoşuma gidiyor ama tabii yazın. Kışın bu çok sürükleyici şey olmuyor. Onun için çok aman aman tekneniz var mı derseniz yok. Geziyor muyum öyle her gün? Yok. Ama zaman zaman arkadaşlarımla çıkıp geziyorum. Hatta burada marinada duruyor onların teknesi de. Akyel Ataköy Marina'ya sıklıkla geldiğini ifade etti. Çünkü ben kendim de bu tarafta oturduğum için, Florya'da oturuyorum. Onun için devamlı hem AVM'ye hem Marina'ya devamlı geldiğim yerler yani. Fatih Akyel, Sheraton İstanbul Ataköy'de birçok kez konakladığını ve çok memnun kaldığını dile getirdi. Zaten Sheraton dünyada markası olan bir oteller zinciri. Türkiye'de de öyle. Konakladım. Daha önce yaklaşık bir 4-5 kere. Hem futbol takımlarıyla beraber geldiğimizde kaldık bir iki kere. Hem de özel olarak kaldım. Onun için yani güzel bu bölgeye, dediğim gibi yani alışkın olduğumuz bölge olduğu için burada rahatlıkla her şeyimizi, ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz.